Kur'an medresesinde yetiştirdiğimiz talebelerimiz. Böyle bir vakıf çalışmasında yetiştirdiğimiz gençlerimiz. İslami ders yapacağız diye bir evde oturan hanım kardeşlerimiz. Bir hoca efendi tefsir dersi yapıyorum diye önüne oturttuğu Müslümanlarla bulunduğu pozisyon. bizim için hayli Kadir gecesinde büyük dualar yapalım diye anlaşılıyor. Böyle uyguluyoruz. Ama Habbab İbni Eret radıyallahu an ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arasındaki konuşmada bakıyoruz ki pozisyon tarihin derinliklerinden asırlar sonrasına götürülüyor. Efendimiz bir kolunu açıp asırlar önce tırmıklarla eti parçalanan Müslümanları gösteriyor. Öbür eliyle de asırlar sonra Yemen gibi bir çölde bile bir ormanlık arazide bile Allah'ın kulu mümin hiçbir insandan korkmadan sadece kurt koyunu kapabilir diye bir endişe taşıyarak dolaşacak kadar güvenli bir ortam oluşacağından söz ediyor. Ama Habbab'a o gün için bir şey vaat etmiyor. İncelik burada zaten. Bu hadisi şerifi belki on defa duymuşuzdur. Ama hep Habbab İbni Eret neler çekmiş Allah dostu hem sahabe neler çekmiş o noktada kalıyoruz neler çekmiş doğru Bukhari bunu başka kaynaklarda da var ben Bukhari'den aldım sadece evet neler çekmiş burada anlaşılıyor ama kuldu kulluğunun gereğini çekti kuluz aynı mantık bizim için de geçerli olmadıkça habbab ne ki niye bize örnek aldık bu sahabeyi o zaman radıyallahu anh hadi habbab bir Müslüman olarak daya yiyince, kızgın demirler sırtında dağlanınca, can peygambere koştu. Aleyhissalatü vesselam. Peki peygamber aleyhisselam ne yaptı? Gerçekle yüzleştirdi onu. Sen acele ediyorsun dedi. Üstelik de sen buyurmuyor siz diyor. Habbab orada bir kişi ama önündekiler de kim bilir orada toplansın. Siz acele ediyorsunuz buyuruyor. Siz acele ediyorsunuz. Eski ümmetler böyle değildi. Taviz vermediler. Şimdiki zamanı bırakın siz gelecekte zafer göreceksiniz. Burada <laughs> Kıbbat radıyallahu anh, bizim için muhteşem bir örnek. Ama bu örnekten çıkan ders çok daha muhteşem. Onun için medresede, Kur'an hafızı olarak yetişen talebelerimiz, artık, Adem aleyhisselamdan başlayan bir takvim kullanmalıdırlar. Hicri veya miladi, 360 günlük bir takvim kullanmamalıdırlar. Birinci günü, 1 Ocak, 1 Muharrem neyse, hangi takvimi kullanıyorsa, Adem'le başlamalı. Müminin kafasındaki takvim, son La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyen adama kadar devam etmeli. O zaman bu takvimde, kaç senedir biz işkence çekiyoruz sorusunun cevabını bulmalı. Eğer takvimler 365 gün olursa, o zaman 5 yıldır ben Kur'an okuyorum. Hafız oldum. Ya olmuyor, bitmiyor bu iş diyecek. 7 senedir şu eziyeti çekiyoruz diyecek. Peygamber Aleyhisselam efendimizse Hababa büyük bir takvim üzerinden cevap veriyor.